Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dönem dönem aldığım yorumlar. Kilo aldığım, off sezonlarda aldığım yorumlar. Diyet döneminde aldığım yorumlar. Diyette şöyle yapıyorsundur. Kesin şunu kullanıyorsundur. Bulk döneminde şunu yapıyorsundur. Kesin şunu kullanıyorsundur. İlaç anlamında. Şimdi bunu Türk'ü de yapıyor, yabancısı da yapıyor. Yani inanılmaz bir yorum geliyor. Mesela ne kullandığımla alakalı, ama gerçekten şunu söylemek istiyorum. Tamam, kullandığımız şeyler önemli, etkili, onlarsız olmaz. Ama bugün piyasada herkes onları kullanıyor zaten. Yani ilaç vücut yapmaz sizi. Vücudu yapan bence hepsi, ama istikrar, kardiyo, yani diyet dönemi için söyleyeyim. Böyle diyet döneminde kardiyo çok önemli ve gerçekten bir şey istemeniz ve gerçekten temiz beslenmeniz. Tabii ilaçların da iyi olması ve çalışıyor olması lazım. Bunlar çok önemli etken, ama hiçbir zaman görmedim ki bütün öğrencilerim aynı formu tutsun da bütün öğrencilerim iyi olsun. Bir sürü örnek var. Herkes aynı şeyi yapıyor ama içinden bir kişi, iki kişi çok iyi çıkıyor. Nasıl oluyor? Bu da o kişinin istikrarı, inancı, bu işi sevmesi, odaklanması. Yani biz ne kullandığımıza değil, onlara da takılacağız tabii, ama öncelikle bu işi gerçekten istiyor muyuz? Bu diyet olayını gerçekten yapacak mıyız? Veya kilo döneminde gerçekten ben bu yemeği, ben bu öğünlerin hepsini yiyeceğim, çok sert antrenman yapacağım, ne gerekiyorsa olacak diyor muyuz? Bence yeterince demiyoruz. Bütün, nasıl diyeyim size, herkesin bir sınırı vardır. Herkes o sınırı doğrultusunda vücut yapıyor. Sınırları aşmak istiyorsak, çok daha iyi olmak istiyorsak elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Benim elimden gelen bu, ben bunu yapıyorum. Ama daha üstünü yapabilir miyim? Evet, çok daha iyisini yapabilirim. Çünkü %100'ümü verdiğime inanmıyorum. %100'ümü de verebilirim. Ama hayattaki öncelik sıralarımız var. Herkes öncelik sırasına göre ilerliyor. Örneğin, yani Arnold Schwarzenegger babasının cenazesine bile gitmemiş. Yani adam o kadar odaklıydı, ama bunu sen ben yapabilir miyiz? Yapacağımızı düşünmüyorum. Yani o noktada o şekil davranmazdık en azından. Veya ben adama bunu 5-6 litre içeceksin dediğimde, bunu 4 içiyorsa, 3 içiyorsa o kadar ucuz olur, o kadar diyet yapar. Yani formu o şekilde yakalayabilir. Diyet döneminde ben ona asla karbonhidrat almayacaksın dediğimde veya şu miligramda alacaksın dediğimde 100-150-200 neyse, eğer onu kaçırıyorsa sıkıntıdır. Ya ben zaten çalışmayı bırakırım o kişiyle. Ama beraber çalışırsak olmazsa suçu ben de üstüme alabilirim. Ben de kendime eksileri ararım. Ama bugün oturduğum insanlarla, takip ettiğim insanlarla mutlaka yapmadıklarını zaten anlıyorum. Bakıyorum ki benim dediğim yöntemleri, yolları yapmış olsa zaten biraz daha düşmüş olacak. Veya yüzü bir süzülme olacak. Vücudunda bir eksilme olacak. Veya kas kütlesinin daha artması lazım. Ama işin arkasına bakınca öyle beslenmediğini ve antrenman yapmadığını da hemen anlıyorsun. Yani kişinin kendini bu işe ne kadar adadığına bakar. Profesyonel, yarı profesyonel, giriş seviyesi fark etmez. Bu işi ne kadar seviyorsan o kadar ekmek yiyorsun, o kadar ilerliyorsun. Ama dönem dönem antrenman yapmayayım, bir de düşüreyim, yok öyle, yok böyle. Sıkıntı. Ben hayatımın ilk defa bu dönemlerinde biraz sakatlık yaşadım. Omuzumdan dolayı biraz o yüzden rölantiye düştüm, ama antrenman kestim mi? Hala daha kesmedim. Hafif hafif girmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince vücudu tutmaya çalışıyorum. İstesem bırakır mıyım? Bırakırım. Dinlenir miyim? Evet. Ama o bana bahane olsun istemiyorum ve antrenmanlarıma tam gaz devam ediyorum. Ama nedir? Fazla yüklenmeden. O da benim hedeflerime bağlı. Yani ne kadar, dediğim gibi, insan kendini bu işe veriyorsa o kadar karşılığını alıyor. Herkes kendi limitleri doğrultusunda. Mr. Olympia oynuyorsa Mr. Olympia gibi davranman lazım. Oradaki kişiler gibi antrenman yapman lazım. Kaç kardiyo yapıyorsa, ne kadar ağırlıkta antrenman yapıyorsa veya hangi antrenörlerle çalışıyorsa gidip onları bulup onlarla çalışacaksın. O dozda yapacaksın. Biz normal antrenmana gidelim, beslenme yapalım. Hadi Mr. Olympia, öyle bir şey yok. Hayal dünyasında yaşamayalım. Veya şu ilaçları aldım, şu kadar yatırım yaptım, ben bunları kullanıyorum, en iyisi olacak. Bu da bir hayal dünyası. Buraya da
aldanmayalım. Etrafınızdaki böyle boş, pohpohlu yorumlara, yönlendirmelere de aldanmayın. Ama her zaman bir bilenden destek almanız sizin için avantajlıdır. Ben hiçbir öğrencime hayal satmam. Yaparsak, bunları yaparsak kesinlikle olacağının garantisini verebilirim. Ama olmadı mı bu kişisel oluyor. Çünkü soruyorum, bunu yaptın mı? Şöyle besledim, şöyle antrenman yaptım. Yok hocam ya şöyle oldu. Veya ilacı kesmemesi lazım. Ya ben bir hafta ara verdim, iki hafta ara verdim. Antrenman, ya hocam kardiyo yapamıyorum. Bu hafta da iki defa, üç defa gidemedim. O kadar vücut olur. Kendini ne kadar verirsen vücut geliştirmede o kadar yol alırsın. O kadar daha adelen eski ve nasıl diyeyim sert olur. Atıyorum şarap yıllanırsa güzelleşir. Peynir bekletilirse çok daha tatlı bir hal alır. Yani vücut da antrenman yedikçe, beslendikçe, ilaç kullandıkça her geçen yıl, bir önceki yıldan çok daha iyi gözükür. Belli bir yaşa kadar. Atıyorum 40'larına, 45'lerine. Yani o senin kişinin vücuduna gençliğinde ne kadar yüklenmesine de bağlı. Çok yüklenirsen, örnek vereyim, ileriki yaşlarında erken düşebilirsin ama sen bu işi rolanti, sağlık, tamam biraz da görsel anlamda yapıyorsan emin ol o vücut seni 55'lere kadar, 60'lara kadar görsel bir anlamda da taşır. Ama ben sadece hayatımı şu döneminde form tutayım, geri döneminde bırakayım, her şeyi yiyeyim, öyle bir hayatta yok. Biraz nasıl diyeyim, lifestyle yapmanız lazım bu işi, sevmeniz lazım. O şekil yol almanız lazım. Şimdi mevzu arkadaşlar ilaç değil. İlaçlı olmaz, ilaçsız da olmaz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yol yürümek istiyorsanız ilaç kullanacaksınız. Zaten o gördüğünüz bütün vücutlarda ilaç var. Ama ilacı herkes kullanıyor. Tatlı vücut, tatlı fizik kimlerde var? Yani 10 parmağın onu geçme, yani ortalama olarak %5'i geçmez diyelim yani. Bu nasıl oluyor? O kişinin inanmışlığı, o kişinin bu işe kendini vermişliği. Ben diyet döneminde çok disiplinli oluyorum ama diyet dönemi olmayınca çok da disiplinli olmuyorum. Tamam, şeker hayatımda yok, antrenmanım var ama karbonhidratımı ölçüp tartıp bitmiyorum. Ne zamanki diyet oluyor, hani tabiri var ya yumurta dayanınca. O zaman tartmaya başlıyorum, kardiyomu arttırıyorum, daha çok odak, ne yapmam gerekiyor. Her şeyi masaya döküyorum. Ama bir bulk döneminde bunu yapmıyorum. Herkes de diyor ki büyümen lazım. Büyümek de kolay değil. Büyümek bana göre diyetten çok 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 daha zor. Yani kendini öyle bir vermen lazım ki öyle bir sert antrenman, beslenme, her şeyi tam odak yapman lazım. Bu da yoruyor. Dediğim gibi kişinin kendini ne kadar vermesiyle alakalı. Şimdi yönlendirmelerinizi doğru yaparsanız veya sizi güzel yönde yönlendirirseler kaçınılmaz son iyi vücutlar, iyi fizikler ortaya çıkar. Ama ben o ilacı aldım, ben şunu aldım, böyle yapacağım. Yani ben görmedim, yıllardır bunun içindeyim. Böyle karambole. Kimse vücut yapamıyor bu işte. Herkes istiyor ama öyle sert vücutlar, kaliteli vücutlar, abi vücutçu diyemiyorsun. Tişört altından üstten güzel gözüküyor ama o tişört çıkınca zaten tüm manzara, tüm profesyonellik ortaya çıkmış oluyor. Veya bir kişinin profilinden ne kadar profesyonel olduğu anlaşılabilir. Veya iyi yönlendir. Profesyonel olması da gerekiyor. İyi bir sporcu olsun yeter. Antrenör onu yönlendirsin. İyi sonuçlar alsın. Zaten o kaliteyi ortaya koymuş oluyor. Zaten o da kendisi de yavaş yavaş öğrenip kendi yolunu çizmeye başlıyor diyeyim. Veya başka antrenörle çalışır. Yani önemli olan iyi sporcu olmak. Veya ben antrenör olacağım diyorsan iyi bir antrenör olabilmek. İyi bir antrenör olup vücudu olmayan binlerce insan var. Veya başarılı sporcu olmayıp iyi antrenör olan bir sürü antrenör var, sporcu da var. Yani o yüzden kendi yolunuzu seçmeniz lazım. Ben tavsiyem zaman kaybetmeden eğer vücut yapmak istiyorsanız bir profesyonelle danışmanız, gerçekten bilgisine güvendiğiniz, böyle aklınızda soru işareti bırakmayan kişilerle çalışmanız.
Böyle olunca da hızlı bir yol kat edebilirsiniz ama diğer türlü yavaş yavaş veya sürekli başkalarından kulaktan dolma, ben ona şey de diyorum, böyle kulaktan dolma vücut. Her yerden bir, her çiçekten bir bal alıyorsun. Her çiçekten bal alıyorsun. Ortaya ne çıkıyor? Bir çöp çıkıyor. Aslında kaliteli olduğunu düşünebilirsin. Ha, biraz sertim, iyiyim, parçalıyım vesaire ama öyle değil. Göze hitap edebilmen ve gerçekten profesyonel olduğunu karşıya hissettirebilmen için bence her şeyin eksiksiz ve güzel olması lazım. Böyle kaba taslak olmaması lazım. Bilgi sonsuzdur, sınırsızdır. Yani hiç kimse hiçbir şeyi tam biliyorum diyemez. Bu işte en azından. Bu işte her şeyi bilmek, yani şöyle diyeyim, en profesyoneller bile, atıyorum Ronnie Coleman diyelim, adam bugünkü aklıyla geri dönsün çok daha iyi vücut yapar. 8 kez mi olmuş? 15 defa Mr. Olympia olabilir. Çünkü yaptığı yanlışları yapmaz. Yani öğrendi. Profesyonellik hayatı bittikten sonra da bu işte bilgi olarak çok öğrendi ve ilerledi. Ve bunu etrafındaki insanları kullanıyordur. Ama onun gibi disiplin olmadıkları için onlar da o şekilde bir yol alamıyordur. Tabii ki anatomik faktör de önemli. Onu başka bir videoda inceleriz, konuşuruz. Anatomi çok önemli. Yani bütün öğrencilerimde bunu gördüm. Şimdi herkese aynı ilacı kullandırırsın, aynı antrenmanı yaptırırsın, beslenmeyi uygulatırsın ama bir adam çok daha iyi gelişir, bir adam çok çok daha geride olur. Ama o çok daha iyi diyet olur, o diyet olamaz. Çok daha iyi kilo alır, o kilo alamaz. Bunlar kişiden kişiye değişir. Anatomik olay çok önemli. Onu da dediğim gibi başka bir videoda konuşuruz. Fazla uzatmayayım. Başka bir videoda görüşürüz.